Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere doğrular ve açılarla ilgili soru çözümü yapacağım. Birinci sorumuz, yukarıdaki şekilde AB paraleldir, DE olduğuna göre ACD açısı kaç derecedir demiş. Arkadaşlar hemen bakıyorum. Bu 145 ise buranın 180'e tamamlayan değerinin kaç olması lazım? 35 olması lazım. Burada gördüğünüz gibi bir M kuralı var arkadaşlar. Şöyle yaptım. Ve bu ikisinin toplamı, 35 ile 45'in toplamı neyi vermeli bana? Soru işaretini vermeli. Hemen 35 ile 45'i toplayalım. 5, 5 daha 10, 4, 3 daha 7, 1 daha 8. Dolayısıyla doğru cevabınız ne yapacak arkadaşlar? 80 yapacak. Gelelim ikinci sorumuza. Yukarıdaki şekilde AD paraleldir BC olduğuna göre DAE kaç derecedir diyor. Arkadaşlar burası 75 ise iç ters açılardan buranın tamamında kaç olması lazım? 75 olması lazım. Buraya x sarsam x artı 55. X artı 55'in 75'e eşit olması lazım. 55 diğer tarafa eksi olarak giderse x buradan kaça eşit olacak? 20'ye eşit olacak. Gelelim 3. sorumuza. Yukarıdaki şekilde BA paraleldir DE olduğuna göre BCD kaç derecedir diyor. Arkadaşlar hemen şöyle uzatıyorum paralellerimi. Bu tarz sorularda hep böyle yapıyorduk. Bu 110'un yöndeşini hemen taşıyorum. Burası kaç derecedir? 110. Bunun bütünleri yani 180'e tamamlayan bu açıyı bulmak istersem 180'den 110 çıkarsa kaç kalacak? 70. Buraya 70'i yazdım. 180'den 130 çıkarsa burası kaç yapacak? 50. Ve bu üçgenin iç açıları toplamı 180'di. 70, 50 ve soru işaretinin toplamı 180 olmalı. 70, 50 daha 120'dir. 180'den de 120'yi çıkardığım zaman arkadaşlar soru işaretinin kaç olması gerekiyor? 60 olması gerekiyor. Gelelim hemen 4. sorumuza. Yukarıdaki şekilde BC paraleldir DE olduğuna göre ADE kaç derecedir diyor. Hemen yine paralellerimi uzatıyorum arkadaşlar. Şöyle bu 50'yi taşıyorum buraya yöndeşine. Şöyle yaptım. Biliyorsunuz bir üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıydı. Hocam 60, 50 daha 110 direkt buraya yazabilirsiniz. Veya aklınıza gelmezse arkadaşlar 60, 50 daha 110. Bu üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için buraya 70 kalır. 180'e tamamlayan değeri yine ne olacak? 110 olacak arkadaşlar. İki yoldan da yapabilirsiniz. Geçiyorum bir diğer sorumuza. Yukarıdaki şekilde BC paraleldir DE olduğuna göre ADE kaç derecedir demiş. Hemen uzatıyorum DE ile BC'ye. Madem paralelmiş. Burası 100 ise buranın da kaç olması lazım arkadaşlar? 100 olması lazım. Bir üçgende bakın şurada bir üçgen oluştu. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşitti. 100 ile 40'ı toplarsam bu açının kaç olması lazım? 140 olması gerekiyor. Devam ediyorum. Yukarıdaki şekilde BA paraleldir DE olduğuna göre BCD kaç derecedir demiş. Hemen paralellerimi uzatıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle yapıyorum. Şu 140'ı taşımak istiyorum bu sefer. 140 burada, yöndeşi buraya eşittir. Hemen bütünlerini buluyorum. 180'den 140 çıkarsa buraya 40 kalacak. 180'den 100 çıkarsa buraya 80 kalacak. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180'de 80, 40 daha 120. 180 olması için 60 lazım bana. Dolayısıyla soru işareti kaç yapacak? 60 yapacak. Geçiyorum arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde BA paraleldir DE olduğuna göre BCD ne kadardır demiş. Arkadaşlar biliyorsunuz böyle sorularda bu üçünün toplamının kaç olması gerekiyor? 360 olması gerekiyor. Ben size bu sefer farklı bir yoldan yapacağım. Şöyle yapıyorum. Şöyle uzattım. Bu dikse arkadaşlar buranın da kaç olması lazım? Dik. Bu 100 130'sa 180'den 130 çıkarsa buraya kaç kalacak? 50. Ve bu bir üçgen. Bu da diğer açının dış açısı. İki iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşittir. 90 ile 50'yi toplarsam bu açıya kaç kalacak? 140 kalacak. Veya bu üçünün toplamı 360'tır deyip oradan da yapabilirsiniz. 8. soru. Şekilde AD paraleldir. GH olduğuna göre EFM kaç derecedir demiş arkadaşlar. Buna hemen bakıyorum. Sağ bakanlar sola bakanlar eşitti ama benim bu paraleller arasında geçerli. Önce bu 40'ı içeri alıyorum. İç ters açılardan burası 40. Bu 60 olduğuna göre burası 60. Şimdi sağ bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşitti. Bu tarafa bakan 40 var. Buraya x diyelim. Bir de x var. 40 artı x yazıyorum buraya. Eşit olmak zorunda. Bu tarafa bakan 50 var. Bir de 60 var arkadaşlar. 50 60 daha kaç yapacak? 110. 40 diğer tarafı eksi olarak giderse 110'dan 40 çıkarsa kaç kalacak arkadaşlar? 70 kalacaktır. Devam ediyorum. Yukarıdaki şekilde KL paraleldir OP
OKL 120, ONM 80 olduğuna göre NPM, NMP kaç derecedir demiş. Hemen bakıyorum arkadaşlar, bakın burada bir U şekli var. Bu 120 ise 180'den 120 çıkarsa buraya 60 kalacak. İki iç açının toplamı diğer dış açına eşitti. 80 ile 60'ı toplarsam burası 140 yapacak. Dolayısıyla bu dış açı kaça eşittir? 140'a eşittir. Geçiyorum arkadaşlar 10. soruya. Şekilde AB paraleldir DE olduğuna göre ACD kaç derecedir demiş. Arkadaşlar şöyle yapabilirim bunu. Bakın burada ben M harfini kullanarak yapacağım. 140, 180'den 140 çıkarsa buraya 40 kalır. Biliyorsunuz bu ikisinin toplamı arkadaşlar soru işaretine eşit olmalıydı. 40 ile 30'u toplarsam bu açı kaç yapacak burada? 70 yapacak. Geçiyorum arkadaşlar bir diğer soruya. Şekilde AB paraleldir EF, o da paraleldir CD. Buna göre AEF kaç derecedir demiş. Arkadaşlar şöyle uzatıyorum şunu. Şimdi şurada bir tane U harfi var, görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı 180 etmesi gerekiyordu. 180'den 115'i çıkarırsam, ondan 5 çıkarsa 5, 7'den 1 çıkarsa 6. Bu açı kaç derecedir? 65. Bunlar birbirine eşitmiş. O halde buranın da kaç olması lazım? 65. O halde şöyle yaparsam, bakın burada da Z var. 65, 65 arkadaşlar 130 yapar. Bu 130 sa Z'den dolayı, biliyorsunuz şöyle bir Z harfi varsa, burası 130 sa buranın da 130 olması gerekiyordu. Dolayısıyla soru işaretinin neye eşit olması lazım? 130'u eşit olması gerekiyor. Şekilde BF paraleldir CEBG açıortay demiş. Buna göre GBF ne kadardır? Arkadaşlar bu 50 ise yöndeşi burası da nedir? 50. Bu ters açılardan bunun tamamının da 50 olması lazım. Eş iki parçaya ayrılmış. 50'yi iki parçaya ayırırsak 25'e 25 olmalı. Dolayısıyla bizden istediği açı 25'tir. Son sorumuz arkadaşlar. BA paraleldir DE olduğuna göre CDE ne kadardır diyor. Hemen şöyle uzatıyorum arkadaşlar bunu. Şöyle uzattım paralellerimi. Burası 75 ise bunun da kaç olması lazım? 75. 180'i tamamlayan şuradaki açıyı buluyorum. 180'den 75 çıkarsa 105. Arkadaşlar iki iç açının toplamı bir dış açıya eşitti. 105 ile 25'i toplarsam buradaki açının kaç olması lazım? 130 olması lazım. Teşekkür ediyorum size. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.